Gezegenimizde ziyaret edilebilecek sonsuz sayıda güzel yer ve aynı şekilde hayranlık duyulacak çok fazla muhteşem yer var gibi görünüyor. Etrafınızda neler olduğunu görmek için ihtiyacınız olan tek şey merak. Doğanın mucizesi, nefes kesici manzaralardan, sıradan bir buzağın hareketlerine kadar sayısız şekilde kendini gösterir. Bu programın amacı size mucizevi mavi gezegenimizin olağanüstü çeşitliliğini sunmak ve böylece bunları sizin de keşfetmenizi sağlamaktır. Bir zamanlar burası, Rodezya olarak bilinen bütün bir ülkeydi. Bugünse ulusal bir sınırla bölünmüş durumdadır. Zimbabwe başlangıçta Güney Rodezya'ydı ve Zambezi Nehri boyunca Victoria Şelalelerinin güneyinde yer alıyordu. Zambiya ise başlangıçta Kuzey Rodezya'ydı ve nehrin diğer kıyısında yer alıyordu. Zimbabwe, Afrika'nın güneydoğusunda denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Güneyde Güney Afrika ile sınır komşusudur. Arkeologlara göre en eski kayıtlar bu bölgedeki ilk insan yerleşimlerinin 3. yüzyıla kadar uzandığını göstermektedir. Zimbabwe'ye hoş geldiniz. Tek bir adam olmasaydı tam bir cennet olabilecek bir ülke. Diktatör Robert Mugabe. Bu yıl 88. doğum gününü kutlayan Mugabe 32 yıldır Zimbabwe'yi yönetiyor. Zimbabwe onlarca yıldır Afrika kıtasının ana buğday tedarikçisi olarak hizmet veriyordu. Bugünse Mugabe'nin yönetimi yüzünden her 5 kişiden 4'ü işsiz ve açlık kol geziyor. Mugabe diğer şeylerin yanı sıra beyaz çiftçilerin topraklarına el koydu ve sadakatine güvenebileceği ama aynı zamanda bu işe uygun olmayan insanlar arasında paylaştırdı. Bu kadar çok doğal zenginliğe sahip çok az Afrika ülkesi vardır. Zimbabwe altın, kömür, krom, silisyum ve nikel bakımından oldukça zengindir. Zimbabwe'de 12 milyondan fazla insan yaşamaktadır. Bunların çoğu Afrika'nın yerlileridir. Eskiden burada çok fazla sayıda beyaz yaşardı. Beyazlar 1975 yılında toplam nüfusun %5'ini oluşturuyordu. Bugünse bu sayı yok denecek kadar azdır. Şu anda halkın %80'ini Shona halkı oluşturmaktadır. İkinci büyük etnik grupsa çoğunlukla ülkenin batı kesimindeki Matabeleland'de yaşayan Ndebele halkıdır. Matabeleland ovalarını 1830'larda fethetmişlerdir. O zamana kadar bu bölgede Boşimanlar olarak da bilinen San halkı yaşıyordu. Zimbabwe bazı üzücü istatistiklerde üst sıralarda yer alıyor. Örneğin ortalama insan ömrü son 20 yılda 61'den 34'e düşmüştür. Matabo Dağları Zimbabwe'nin manevi kalbidir. Matabo, cesur kafa anlamına gelir. Burası pek çok savaşın ve uzlaşmanın yaşandığı bir yerdir.
Matabo dağlarında bulunan mağaralar, av sahnelerini tasvir eden birçok gizemli duvar resmine sahiptir. Bazıları 10 bin yıl öncesine aittir. Bu mağaralarda 35 bin yıl öncesine ait insan kalıntıları ve tarih öncesi aletler de keşfedilmiştir. Ülkenin zamanında Rodezya adını aldığı İngiliz girişimci Cecil John Ross'un mezarı da bu dağların tepesinde bulunmaktadır. Zimbabwe'nin ana ürünü mısırdır. Avrupa'yı yüzyıllar önce Amerikan patatesinin kurtarmış olması gibi, Zimbabwe de yine Amerika'dan gelen mısır sayesinde ayakta kalmaktadır. Bay Matuta'nın motorlu değirmeni, yetersiz arazilerinde mısır yetiştiren yakın ve uzak köylüler için önemli bir mekan. Köylüler ellerinde çuvallar dolusu mısırla geliyor ve değirmen çalışanları da hızlı bir şekilde mısır ununa dönüştürüyor. Eski ve yıpranmış makine işi oldukça riskli hale getirmektedir. Parmaklar sürekli kesilme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Un öğütme işlemi her zaman meraklı izleyicilerin ilgisini çekmektedir. Sahipleri ise bu durumda gölgede kestirmeyi tercih ediyor. Un hazırdır ve memnun olan müşteri evine doğru yola çıkar. Taşıma şekli ise cebindeki paraya bağlıdır. Kalın bir mısır püresi olan sadza, Zimbabwe'nin ulusal yemeğidir. Farklı türleriyle Afrika kıtasının yarısından fazlasının temel gıdasıdır. Bayan Constance Matutu toprak ocağında sadza hazırlıyor. Biraz yağ ve baharatla tatlandırıldığında lezzetli ve besleyici bir yemek haline gelmektedir. Çatal bıçak takımı hiçbir yerde olmasa da çanak çömlek takımları oldukça hoş. XXI yüzyıl Afrika'sının geleceği, diğer kıtalarda uzun süredir hafife alınan unsurlarla doğrudan bağlantılıdır. Sırasıyla bunlar, eğitim için yeterli sayıda kaliteli okul ve yeterli miktarda su teminidir. Zimbabwe'de, özellikle de yağmur mevsiminde su bol miktarda bulunmaktadır. Ancak içme suyu hala oldukça kıt. Su çok az sayıdaki kuyulardan temin edilmektedir. Kaynakların kuruduğu kurak mevsimde durum daha da kötüleşiyor. İnsanlar, sığırlar ve vahşi hayvanlar gibi tüm canlılar için sıkıntılı günler başlamaktadır. Umutsuz zamanlar, umutsuz önlemleri de beraberinde getirir. Yerel halk bizim için sıra dışı olan şeyler yapıyor. Bu önlemlerden biri de yağmur fısıldayıcısı olarak adlandırılan kişiden yararlanmaktır. Bu iş için sihirli bir asa, siyah bir etek, maymun ve mis kedisi derisinden yapılmış bir şapka gibi çeşitli ekipmanlar gerekiyor.
Matabele dağlarındaki gizemli Yelele Dağ mağaralarından birinde yapılan kutsal törene kulaklarının ilahi iletişime kapalı olduğuna ve dolayısıyla da Tanrı'nın sesini hiçbir şekilde duyamayacaklarına inandıkları için beyazlar katılamıyor. Tanrı görünüşe bakılırsa çok merhametli. Tıpkı her yıl yağmur mevsiminin başında olduğu gibi sonuçta yağmurun doğa tarafından mı yoksa doğaüstü güçler tarafından mı getirildiği kimin umurunda? Önemli olan yağmurun yağıyor olması. Hem de sağlam. Yağmur dindi. Bir gökkuşağı var. Ve diğer yanda Hwange Ulusal Parkı'nın uçsuz bucaksız otlakları boylu boyunca yemyeşil. Deve kuşları uzun otların arasında gizlenen avcıları tespit etmek için keskin görüşlerini kullanarak sakince dolaşırlar. Kötü niyetli insanlar deve kuşlarının gözlerinin beyinlerinden daha büyük olduğunu söylüyorlar. Ne olmuş yani? O bu durumdan hiç rahatsız olmuyor gibi. Afrika çalılıkları adeta yaşamla dolup taşmaktadır. Hayvanlar her akşam doğal su çukurlarında su içmek için bir araya gelir. En sulu ve en tatlı otlar su birikintilerini süslemekte. Akasyalar, sağlam baobablar ve şifalı kigelyalar gibi pek çok güzel bitki ve ağaç çiçek açmış durumda. Yerel halk çalılıklardaki meyvelerin hemen hemen her şeyi iyileştirdiğini iddia ediyor. Buradaki yaşam çeşitliliği, ekosistemin karmaşıklığını ve her hayvanın önemini vurgulamaktadır. İşte şimdi yavaşlamanın ve etrafınıza gerçekten bakmanın tam zamanı. Normalde fazla ortak noktası olmayan pek çok hayvan türü açık alanlarda kendilerini koruma ihtiyacıyla birleşirler. Bu nedenle deve kuşları, zebralar ve antiloplar burada bir arada yaşarken görülürler. Bu düzen karşılıklı olarak faydalıdır. Bazıları daha iyi görürken diğerleri daha iyi işitir ve bu yüzden birlikte yaklaşan tehlikeyi daha iyi fark etme şansına sahiptirler. Birlikten kuvvet doğar. Antiloplar gerçekten olağanüstü yaratıklardır. Sanki Tanrı'nın hayvanlar alemini yaratırken elinde birkaç parça kalmış ve bu parçaları espri olsun diye yarı at yarı ineği diğer bir deyişle antilopu yaratmak için kullanmıştır. İşin aslı, antiloplar boynuzlu giller familyasından bir antilop türüdür. En uzun kara hayvanı olan zürafa da Hwange Park'ta yaşamaktadır. Erkekleri 5,5 metre gibi hatırı sayılır bir yüksekliğe ve yaklaşık 1 ton ağırlığa ulaşır. Arap tüccarlar bir zamanlar zürafaya hızlı yürüyen anlamına gelen zarafah adını vermişlerdir. Latince adı olan Giraffa camelopardalis ise deve ile leoparın karışımı olduğu yönündeki yanlış kanıyı hatırlatır. Zürafanın yüksekliği ona olağanüstü bir görüş açısı sağlar ve diğer türlerin erişemediği bitki örtüsüyle beslenmesine olanak tanır. Ancak günlük yaşamda bu yükseklik bir sorun teşkil eder. Su içmek gibi sıradan bir eylem bile karmaşık bir çalışma gerektirir. Zürafalar boyları nedeniyle başlarını indirirken beyin hasarını önlemek için kan basınçlarını düzenlemelidir. Gergedanlar Hwange Ulusal Parkı'nın göz bebeğidir. Bekçilerden Godfrey Kanye'ye göre Zimbabwe'deki kaçak avcılar her yıl onlarca gergedanı öldürmektedir. Aptalca bir batıl inanç gibi görünse de gergedan boynuzundan yapılan toz bugün hala geleneksel Asya tıbbında güçlü bir afrodizyak olarak kullanılıyor.
Gergedan, fille birlikte Afrika'nın en güçlü hayvanları arasında yer alır. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Zimbabwe'de de hayvanlar aleminin hükümdarı aslandır. 4 dişi aslan ve 4 oyuncu yavrudan oluşan bu sürü günlerini doyasıya geçirdikten sonra huzur içinde dinleniyorlar. Dişi aslanlardan birinin taktığı elektronik tasma bilim insanlarının bu sürünün hareketlerini ormanda izleyebilmesini sağlıyor. Zimbabwe, vahşi yaşamının yanı sıra başka birçok cazibeye de sahipken, diğer bir yanda Zambiya ülkesi de nadir bir özelliğe sahiptir. Endebele dilinde buna yukarı doğru düşen su anlamına gelen Amanza Tunkayo denir. Böylesine eşsiz bir manzara Victoria şelalelerinde görülebilir. Şelale 1855 yılında İskoç gezgin ve misyoner David Livingstone tarafından keşfedilmiş ve böylesine çarpıcı bir manzaranın melekler tarafından mutlaka hayranlıkla izlendiğini belirtmiştir. Şelale, İngiltere Kraliçesi Victoria'yı onore etmek adına isimlendirilmiştir. Hint Okyanusu'na doğru akan 1700 metre genişliğindeki Zambezi Nehri birden 100 metre derinliğe kadar inebilmektedir. Püskürtü, kanyon boyunca sanki büyük bir fan tarafından yönlendiriliyormuş gibi itilir ve böylece yükselen su etkisi yaratılır. Yağmur mevsiminde saniyede 10 bin metreküp nehirden akarken püskürtü 500 metre yüksekliğe ulaşır. Zambezi Nehri'ndeki vahşi akıntılar, Batoka geçidinin sonunda inşa edilen devasa Kariba Barajı tarafından dizginlenmiştir. Baraj, önemli miktarda elektrik enerjisine ihtiyaç duyan madencilik endüstrisinin gelişmesi için elzem hale gelmiştir. Öte yandan baraj, nehrin kıyılarında yaşayan ve balıkçılıkla geçinen Tonga kabilesini de yerlerinden etmiştir. İngiltere'den Güney Afrika'ya seyahat etmenin tek yolunun deniz uçakları olduğu o güzel günler çoktan geride kaldı. Bugün Zimbabwe'de çok daha sıradan ulaşım araçları bulunmaktadır. En cesur vahşi yaşam hayranları Afrika'nın en ölümcül hayvanı olan su aygırını da görmek ister. Tek bir koyda 20'ye kadar su aygırıyla karşılaşabilirsiniz.
Vejetaryen ve sakar görünüşüne rağmen su aygırları iyi bir hızlanma yeteneğine sahiptir. Su aygırları bölgecidir ve yaşam alanları tehlikeye girdiğinde öfkeden deliye dönebilir. Yerliler bir su aygırıyla yolu kesişenin nadiren canlı kurtulduğunu söylüyor. Bu kötü huylu örneğinde açıkça gösterdiği gibi su aygırı davetsiz bir misafiri ikiye bölebilecek güce sahiptir. Her yolu test etmeye gerek yok, değil mi? Bir fırtına geliyor. Yağmur mevsimi boyunca neredeyse 100 gün boyunca aralıksız yağmur yağmaktadır. Fırtınalar kavrulmuş toprakları ve kurumuş nehir yataklarını suladığı gibi göllerdeki su seviyesini de birkaç metre yükseltir. Yaban hayvanlarının su kuyularına kadar göç etmesine gerek kalmaz ve böylece zaten yavaş olan yaşam ritmi daha da yavaşlar. Bu küçük avcılar, iştah açıcı görünmeyen kurbağaları öğle yemeğinde yemek için yakaladılar. Ev hanımları kurbağaları canlı canlı haşlıyor. Daha sonra temizleniyor, bağırsakları çıkarılıyor ve yumuşayana kadar salamurada yavaşça pişiriliyor. Bu hoş bir yemek olmamakla birlikte bir Fransız restoranında oldukça iyi sonuç verecek bir yemektir. Etin pişmesini beklemek, hikayeler anlatmak için harika bir fırsattır. Afrika'da hikaye ve masal anlatmak, dans etmek ve şarkı söylemek gibi bir sanat türüdür. Bayan Bongi Kont'la çocuklar için bir çakal ve bir karganın hikayesini anlatıyor. Bu, kurnaz tilkinin aptal kargadan bir parça peynir çalmasıyla ilgili masala eşdeğerdir. Ancak burada Afrika'da tilki yerine bir çakal ve peynir yerine bir parça et vardır. Kurbağalar hazır ve herkes bu lezzetten bir parça bekliyor. Zimbabwe'de gıda sıkıntısı büyük bir sorun. Kıtlığın hüküm sürdüğü bölgelerdeki insanlar ve özellikle de çocuklar dışarıdan gelen yardımlara muhtaç. Bu çocuklar şanslı olanlardan sayılır. Zimbabwe, yüzeyindeki büyüleyici doğası, yüzeyinin altındaki ölçülemez mineral zenginliğiyle güzel ve kendiliğinden zengin bir ülkeyken bir adam tarafından fakirleştirildi. Burada insanlar açlıktan ölüyor. Afrika'nın bu görkemli bölgesinin daha mutlu günlere ve daha bilge yöneticilere sahip olması için dua edelim. Lisale Kuhle Zimbabwe. Elveda. Gezegenimizin mucizevi köşelerine olan yolculuğumuz şimdilik sona eriyor. İlgi çekici ve zengin dünyamızın bir sonraki keşfinde Kanarya Adaları'nı ziyaret edeceğiz. Opuntia'nın sadece lezzetli meyve kompostosuyla sınırlı olmadığını öğreneceğiz. Ve ardından yolculuğumuzu muhtemelen dünyanın en güzel falezleri olan Guelmim'de sonlandıracağız.
Bugünlük duanın mucizelerinden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.